Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Villarreal ile deplasmanda karşılaşacağız. Hiç lafı uzatmayacağım yine. Direkt karşılaşmaya başlayalım. Zaten yapacak çok fazla bir ayar falan da yok. Formalar iyi. Uzatmayalım. Yağmurlu bir günde. Oo, hadi bakalım. İspanya deplasmanında bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. Ve İspanya'dan Villarreal Fenerbahçe mücadelesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesiyle karşınızdayım. Bakalım Muhammed Gümüşkaya olarak bu karşılaşmada neler yapacağız? Başarılar Fenerbahçe, başarılar Muhammed Gümüşkaya. Bu arada kolun şarjı bitiyormuş. İlk pozisyonlu golü bulduk. Dakika 2, 1-0 öndeyiz deplasmanda. Deplasmanda 1-0 öne geçiyoruz. Ani gelişen bir atak. Bir anda topu önümde buldum. Kaleye gittim, şutumu çektim, top ağlara gitti. Çok erken bir golle 1-0 öndeyiz. Güzel. Çok güzel bir başlangıç. Umarım böyle de devam eder. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Villarreal karşılaşmaya tekrar başlıyor. Yine deminki pozisyonun aynısını yaratabilir miyiz acaba? Adeta erken bulduğumuz sürpriz golle maça 1-0 önde başladık. Güzel. Yardırın abi, yardırın. Gel. Yardım orta yapacağım. Kimse var mı? Kimseye gelmedi maalesef. Gereksiz bir top kaybı. Şimdi Villarreal etkili gelmeye çalışıyor. Araya girdik. Güzel. Pasını oyna. Pelkas. Pelkas ileri gitti. Pelkas, benim önüme bırakabilirsin. Pelkas bıraktı önüme. İlerliyoruz. Yerden mi, yukarıdan mı, üstten mi, yukarıdan mı konuşamadım. Nasıl orta yapsam? Pasımı oynadım şimdi. Şut verdi mi? Dışarıda. Çok güzel pozisyondu. Heyecandan konuşamadım bile. Ama maalesef top ağlara gitmedi. Bir dakika ya. Topun gidişatını tam olarak göremedim. Burada pasımızı oynadık. Eyvallah. Nasıl gitti top? Ah be. Kıl payı. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun bana bıraktı. Yetişemedim maalesef. Araya girebilir miyim? Araya girdim. Serdar Dursun kafa. Kaleci Asensio. Bir an Asensio okudum da ne alakalan dedim. Ferdi Kadıoğlu, şimdi Serdar Dursun. Serdar Dursun. Önüme bırak. Çok güzel. Çok güzel. Bir de yetişebilseydim ona harika olacaktı. Aldık şimdi topu. Bir dakika şöyle. Ah be, istediğimi, kafamda kurduğum senaryoyu gerçekleştiremedim. Bu arada maçı olabildiğince çok fazla ciddiye almamız lazım. Çünkü deplasmanda atılan her gol bize ultra rahatlık verecek. Pelkas'ın önünde offside olmasın. Pelkas. Pelkas geri oynadı, istemedim. Sola çekmek istedim, olmadı. 9.3 ile oynuyoruz. Maçın başı çok çok iyi yani. Şimdi Villarreal etkili gelmeye çalışırken araya girdik. Topu istemedim. Önüme çok hızlı bıraktım. Çok fazla gitti. Aldık topu. Ferdi Kadıoğlu şimdi benimle oynadı. Sola doğru oynayacağım. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Lütfen al onu. Korner mi? İlk yarı sona erdi. Yani yanlış görmediysem kornerimiz güme gitti. Çok da güzel bir pastı. Neyse artık. Serdar Dursun vuruşuyla şimdi ikinci yarıya başladık. Sağ kanada oynayalım. İrfan Can Kahveci şimdi benimle oynadı. Serdar Dursun'un önüne. Serdar Dursun geri oynadı. Sol ayak. 90'a. Müthiş bir şut gelmedi maalesef. Korneri kullanacağız. 10 puanla oynuyoruz. Çok güzel bir pozisyondu. Maalesef golle sonuçlanmadı. Oynamadılar. Top geriye geldi. Şimdi istedim tekrar. Şimdi bir dakika, sakin. İçeri girdik. Pas mı oynasaydım? Keşke pas oynasaydım. Neden bilmiyorum, şut çekmek geldi içimden. Aldık şimdi topu. Of, gelişine bir vole, ne giderdi be. Vallahi acayip güzel giderdi ha. Topu sakla. Orta. Kafa gelsin. Kafa ve top ağlarda gol. Orada golü biz de atabilirdik ama ortayı yaptık ve Serdar Dursun'a golü attırıyoruz. 2-0 öndeyiz. İşte burada topu sola çektik. İçeri girdik. Şut çekmeyi düşündüm fakat orta yaptım. Serdar Dursun da müthiş bir kafayla top ağlara gönderdi. Villarreal karşılaşmaya tekrar başladı. Aldık topu. Serdar Dursun ilerle. Serdar geri oynayabilirsin. Serdar buradayım. Serdar vurdu. Kaleci müthiş uzandı yalnız.
Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed'den bir çalı. Muhammed içeriye girdi. Faul yapıldı. İçeriye devam ediyor. Pasını oynadı yerden. İsabetsiz. Arkadaki oyuncu oynasaydım keşke. Şimdi Mesut. Mesut. Ah, yüksekten orta istedim. Bir anda top rakibe geçince yerden kaydı. Alır mıyız? Alır mıyız? O nasıl bir şey lan öyle? Ne yapıyorsun? Tsubasa'ya dönüştü adam ya. Şimdi sol ayak. Şimdi sol ayak. Araya çok iyi girdi yalnız. Serdar Dursun sağ oynadı. Crespo galiba. Crespo pasını oynadı. Şimdi sola çekeceğiz. Olmadı. Şimdi tekrar pasımı istedim. Baktım sol ayak. Müthiş bir şut kaleci. Çok güzel gitti top. Tam köşeye gitmedi ama güzel gitti gerçekten. Gol olsaydı tadından yenmezdi bence. Fakat kaleci güzel çıkardı. Faul yok, bir şey yok, tertemiz, devam. Serdar Dursun benimle oynadı şimdi. İleri gidin. Seni gördüm. Offside mı? Tüh be. Seni gördüydüm ama. Ya bir şu yani görüyorsun işte ya. Görüyorsun offside'de olduğunu görüyorsun. Ben o heyecanla nasıl göreyim yani? Bir anda topu mu kontrol edeyim? Bir anda topu mu sürelim? Ne yapalım yani? Her şeyi de devletten beklemeyin ya. Mesut'un önüne. Mesut fakat yavaş kaldı, ağır kaldı. Ki Mesut'tan da zaten orada sprint atmasını beklemezdim normalde. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Önüme istedim. Aldım topu şimdi. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Rezalet ötesi bir şut çektim orada. İnşallah bu golü aramayız abi. Gerçekten. Yani çekilebilecek en kötü şutu çektim belki de. Gerard. Hayır. Altay. Güzel çıkardı. Yani bu pozisyonlar rövanş maçında bize ne gibi fayda sağlayacak göreceğiz. Özellikle rövanş maçında göreceğiz. Önüme bırak ve ileriye koş. Bitirme hoca, bitirme. Bak sakın bitirme. Acayip severim ha. Pasımı oynayacağım. Hay Allah be. Neyse 2-0 galip gidiyoruz. Daha fazla gol atabilirdik ama elimizden bu kadar geldi. Kusura bakmayın artık. 10 puanla 1 gol 1 asistle maçın yıldızı seçiliyoruz. 3 hedefi de birden tutturmuşuz. Güzel. Bir sonraki karşılaşmamız Karagümrük'e karşı. 38 dedik. 7 maç var. 15 puan. Yani 5 maç demek. 33. Hala 33'teyiz abi. 33. haftaya kadar galip geldiğimiz sürece, hele de üstüne bir de Trabzonspor mağlup olursa 32. haftada, yani bu maçla birlikte şampiyonluğumuzu garantilemiş oluyoruz. Hadi bakalım Karagümrük mücadelesine başlayalım şimdi. Ve Karagümrük mücadelesi Serdar Dursun vuruşuyla başladı. Haydi bakalım. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar Muhammed Gümüşkaya. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ne yaparız bilmiyorum. Ama ligde şampiyonluğa çok yakınız. Emin adımlarla şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Bu hafta olmazsa bir sonraki hafta. Serdar Dursun ileriye. İleriye tabii bizim kazanmamız lazım sürekli. O da ayrı bir mesele. Ama çok şükür iyi gidiyoruz şimdiye kadar. Bir dakika, şutumu çekeceğim. Keşke aşırtmayla deneseydim. Topu istedim. Aldım. Serdar Dursun önüne bırakmayı düşünüyorum. Fakat Serdar Dursun'a... Bir dakika. Aynı hareketi ikinci kez yapamadım. Basit oynayalım. Sakin kalalım. Heyecanlanmayalım. Ve bu maçı da alıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşalım. Ne yapıyorsun? İstesem oynamazsınız. Sağ ayak. Hocam ama bir şey yok. Dal kimince. Çok güzel. Pasımı oynadım şimdi. Osay Samuel geri oynadı. İrfan Can Kahveci bana oyna. Buradayım. Çok güzel. Bir dakika sakin. Sakin. Sol ayak. Kim lan o? Jimmy Durmaz mı? Kaleye vurduk şimdi kaleci. Çok güzel uzandı. Gerçekten çok güzel uzandı. Havadan istedim topu. Şut. Allah'ım, bir dakika. Offside olabilir. Kafamda kurduğum senaryoyu gerçekleştiremedim. Çok güzel bir pas oldu orada. Hiç de öyle bir şey yapmak istememiştim. Jimmy Durmaz pasını oynadı şimdi. Arveladze. Şota ile bir alakası var mı ya? Tekrar Arveladze. Ve topağalarda sandım, yemin ederim. Bir anda topağalarda sandım. Muhammed Gümüşkaya arkadan dalmak istediler. Yolunuza devam. Bir dakika.
Hay senin sprint hızına ya. Pesic, Pesic, kaleci Altay. Yani şu ana kadar anladığım kadarıyla bu karşılaşma kolay geçmeyecek. Ya biz çok fazla heyecanlıyız takım olarak, ya da Karagümrük iyi oynuyor, ikisinden biri. Ya da her ikisi, o da olabilir. İrfan Can Kahveci ileri oynadı. Güzel. Şimdi Ozan topun önüne oynamayı düşünüyorum ama sanki offside'e girecek gibi geldi. O yüzden oynamadım. Pasımı oynadım şimdi. Serdar Dursun, Osay Samuel. Osay Samuel. Yerden oyna Pelkas. Pelkas oynadı. İçeri girdim. Şutumu çekeceğim. Şut! Kaleciden geri döndü. Pasımı oynayabilirsem bir tehlikeli pozisyon daha yaratabiliriz diyecektim. Oynayamadım. Haydi baskı. Önde baskı. Önde baskı. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Karagümrük. Araya girin. Minci. Kim Minci? Araya gir abi. Yapma Pesic. Çok güzel. Offside. Sağa çektim. Sana doğru oynayacağım. Sana oynamak istemedim ama olsun. Ama olsun. Top ağlarda. Müthiş bir gol. Right. Osay Samuel atıyor. 1-0 endeyiz. İşte gol teknolojisi. Gol çizgisi teknolojisi galiba, değil mi? Doğru adı. Tam bilmiyorum şimdi. Top ağlara giriyor. Daha doğrusu çizgiyi geçiyor ve ardından geri çıkıyor. 1-0 endeyiz Karagümrük karşısında. İrfan Can Kahveci, bir dakika topu istedim. Bana oynar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika. Sağ çektim. Top bende hala. Araya girmeyin. Araya girmeyin. Bir dakika. Sol ayakla kaleyi deneyeceğim. Top dışarıda. Korneri kullanacağız. Yerden istedim. Oynamadılar. Kafayı atabilir miyiz? Kafayı da vuramadık. Topu istedim şimdi. Kim Minci oynadı? Yanlış görmediysem. Ha neyse, devam. İçeriye girdik. Bir dakika. Faul yapın abi. Faul yapın. Çok memnun kalırım. Topu istedim şimdi. Sol ayak. Sol ayak. Çok güzel bir şut kalecinin üzerine gitti. Ve ilk yarı 1-0'lık üstünlüğümüz de sona eriyor. Bu arada yanlış görmediysem Trabzonspor 1-1 berabere oynuyor şu anda. Berabere kalmaları işimize geliyor mu? Galiba gelmiyor şimdilik. Bilemedim. Matematiğim yetmedi bir an. Abi bu maç 1-0 olsun bizim olsun. Bu maç 1-0 olsun bizim olsun. Osay Samuel, ileri git, sana oynayabilirim. Ki oynamak istiyorum da. Bir dakika. Sakin. Sakin. Pasımı oynayacağım. Serdar Dursun abi, önüm bomboştu ya. Ozan Tufan olsa affetmez, şutu çekerdi oradan. İçine etti ya Serdar. Vuracan abi, illa ben mi söyleyeyim şuta bas diye. Şey yani şut çek diye. Bir de top alabilseydik. Sağ ayakla, sağ ayakla. Çok güzel bir şut. Kaleci güzel kurtardı. Fakat şut gerçekten güzel gitti. Aldık şimdi topu. Serdar Dursun'un önüne bırakmak istedim. Olmadı. Bir dakika. Sakin. Sakin beyler. Senin önüne bırakacağım. Çok güzel bir pas. Al o topu. Keşke ayağından kaçırsan. Şimdi güzel bir çalım. İçeriye girdik. Yerden orta yapacağım. Oho, ve top ağlarda gol. Neredeyse kendi kalesine atıyordu. Top kaleciden geri döndü. Ardından Serdar Dursun topu boş ağlara gönderdi. 1-0 değil, pardon, 2-0 öndeyiz arkadaşlar. İşte pozisyonun tekrarı. Yerden orta yaptım, sert değildi. Aa, Serdar Dursun vurmuş, ben yanlış görmüşüm. Geri gelen topu yine Serdar Dursun tamamlamış. Yanlış görmüşüm, pardon, bir an krize girdim burada. Bir gol de biz atabilirsek çok güzel olur. Git git Mesut'un önüne. Güzel bir pas, Mesut yetişti. Geri oynadı Ozan Tufan. Ozan Tufan, bana oynayabilirsin, boştayım. Şimdi sol ayak. Şimdi sol ayak. Şimdi sol ayak. Lan oğlum, sol köşeye vuracaktım. Neden sağ köşeye vuruyorsun? Korneri kullanacağız. Fakat kontra yedik. Şimdi Pesic. Pesic vurdu. Kaleci Altay. Korneri kullanacak Fatih Karagümrük. Umarım Trabzonspor yeniliyordur. Eğer ki Trabzonspor yeniliyorsa ve yenilecekse, yenilirse inşallah şampiyonluğumuzu garantilemiş olacağız. Fatih Karagümrük son dakikada gol bulmaya çalışıyor. Fakat biz buna izin vermeyeceğiz inşallah. 8.0 ile oynuyoruz. Hedeflerimiz nasıl? Oo, 8.5 ile oynamamız lazım. Hemen hemen abi şu hedefi tutturalım. İnşallah. Al gülüm, ver gülüm. Hızlı hızlı. Seninle paslaşacağım. Bana geri oyna.
karşılaşma bitmek üzere. Maalesef ben ona dikkat etmedim. Burada abidik gubidik hareketlerle bir şeyler yapmaya çalıştık ama ben ona gerçekten dikkat etmedim. 2-0 galip geliyoruz. Trabzonspor kaybettiyse şampiyonluğumuzu ilan etmiş bulunacağız. Yine 8.0'la ve maalesef yine maçın yıldızı seçiliyoruz. Yani 8.0 çünkü düşük bir rating bence. Trabzonspor 1-1 beraber kalmış. Şampiyonluğa çok yakınız. Hatta galiba şampiyon olmuşuz mu? Şampiyon olmuşuz. Galiba şampiyon olmuşuz. Anlayamadım. Bir şampiyonluk kutlaması sevinci falan var orada. Matematiksel olarak demek ki şampiyonluğu garantiledik. Ama kutlama falan var mıydı? Abi varsa eğer ve şampiyonluk kutlamasını görmediysek burada ne işim var ya? Şuraya girip de şeyi değiştirecektim. Eğer ki bir dakika şuradanmış zaten üçgenden oluyormuş ya. Süper Lig diyelim. Toplamda puan farkı 17'ye çıkıyor. Geriye kaç maç kaldı? 6 maç kalmadı mı? 38, 6 kere 3, 18 eder. Ya şampiyonluk daha bitmedi ki. Şampiyonluk daha garanti değil. Ha, ikili var. Yo, yine yok. Bir dakika lan, acayip kafam karıştı ya. 17 puan. 17 puan, 6 maç. 6 kere 3, 18 eder. 17 puan fark var. Şampiyonluk daha garanti değil ki. Bizim soyunma odasında kupamız neden vardı? Bir işler dönüyor mu anlamadım arkadaşlar. Valla anlayanlar varsa beni aydınlatsın. Ben gerçekten anlamadım çünkü. Her neyse, Villarreal karşılaşmasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım, Şampiyonlar Ligi'nde revanş mücadelesine başlayalım arkadaşlar. İlk maçta aldığımız 2-0'lık skorun tabii ki de büyük bir rahatlığı var şu anda üzerimizde. Fakat rehavete kapılmak yok. Aynı hızla, aynı mücadeleyle, aynı hırsla, demin yanlış söyledim, inşallah turu geçeceğiz. Fenerbahçe Villarreal Şampiyonlar Ligi çeyrek finali revanş mücadelesinden hepinize merhaba. İnşallah bunları gerçek hayatta da görürüz. Seneye olur, gelecek sene olur. Yani ondan sonraki sene. İnşallah görürüz abi bunları. Gerçekten özlediğimiz anlar. Şimdi Muhammed Gümüşkaya'yla ilerliyoruz. Bir yandan radardan içeriye dur bakıyorum kimler var diye. Şimdi orta yapıyorum. İsabetli gelir mi? Vur ona. Vur ona. Kimdeyse vursun. Offside olabilir. Evet, offside. Şimdi kim o? 26 numaranın önüne bırakıyoruz. Kim o? Mihal Zajc. Bir dakika. İçeri oyna. Adam bomboştu. Adam bomboştu. Agrolimo futbol kulübü kariyerinden tanıdığımız Quintila. Haver. Haver. Şaver. Nasıl okunuyorsa artık. Altay Bayındır aldı topu. Top istedim şimdi. İleri oynadı. O da olur. Fark etmez. Top bizde kalsın da diyecektim ki rakibe gitti. Yani tamam, turu geçmek önemli ama güzel oynayıp da turu geçmek bence daha önemli. Yoksa bu gidişle gol yiyeceğiz yani. Asla abi, asla. Hiçbir rakibini hafif almayacaksın ya, asla. Benim okul zamanımda ben şişmanım diye, kısa boylum diye beni herkes hafif alırdı. Ama yani bir kavga falan çıktığı zaman, sözlü dalaş olsun hani, diğer türlü yumruklu falan filan, o zaman beni tanıyorlardı yani. Bir ara hatta namım çıktıydı okulda. İstemeden oldu ama bir ara namım çıktıydı yani. Çocuğu neredeyse dövüyordum. O noktaya geldiydim. Bir an aklım onlar geldi. Altay, Altay lütfen ileri oyna. Bak hızlı çıkabiliriz. Oyna, Burak Kabacak oynadı. Senin önüne bırakacağım, çok güzel. Haydi Sinan Gümüş. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş. Bir dakika Sinan. Sinan yerden oyna bari. Ne yapıyorsun Sinan? Pereira yine seviyor bize. Şampiyonlar Ligi çeyrek final revanş mücadelesinde 2-0'ın verdiği rahatlıkla oynuyoruz ama şu anda iyi oynamıyoruz, onu da söyleyeyim. Bu maçta çok etkisiziz. Yani bu maçta ilk yarıda özellikle hiçbir şey göremediyseniz kusura bakmayın. Demek ki iyi oynayamamışız demektir. Üstüne Villarreal çok çok iyi oynuyor. Çok fazla gol kaçırdılar. Altay'ın üzerine giden şutlar var. Altay'ın çok iyi kurtardığı şutlar var. Acilen toparlanmamız lazım yoksa Liverpool cezayı kesebilir. Zajc şimdi, Muhammed Gümüşkaya, Muhammed sağdan ilerliyor. Hocam faul ya. Free kick kullanacağız. Faul bizim. Buradan kaleye vursam olur mu? Olmaz. Deneyebiliriz ama bir cacık olmaz. Güzel gitti. Güzel gitti ama işte şut gücümüz falan filan her şey çok düşük. Çok güzel bir çalım. Sol ayak, sol ayak, sol ayak, sol ayak.
maalesef köşeye vuramadım. İleri oynadık, çok güzel. Serdar Dursun, Sinan Gümüş, tekrar Serdar, şimdi sol kanat. Burak kapacak. Burak. Burak'tan orta. Şut gelir, kafa gelir. Kaleci son anda kornere çeldi. Şimdi güzel pas. Serdar Dursun. Ben istedim ki şutu gömsün ayağıyla ama o kafayla vurmayı tercih etti. Etkisiz gitti. Pasımı oynayacağım şimdi. Çok güzel bir pas. Birazcık hızlı gitti. Şimdi yine biraz daha fazla baskı uygulayacağız. Muhammed Gümüşkaya olarak. Buraya kadar biraz Lagaluga'yı aldık. Ama şimdi ne yapıyorsun ya? Şimdi yine ciddiye alma vakti. Gerard güzel bir pas. Araya girdi Kalker. Burak kapacak. Burak ileri oyna. Sinan Gümüş'ün önüne bırakabilir miyiz? Sinan... Sinan Gümüş'ün önüne bıraktık. Şimdi Burak kapacak. Burak, Burak vurdu. Burak. Ve gol. Burak attı. Burak attı. Dakika 73, 1-0 öndeyiz. Allah biraz sinirden burada detone oldum ya. Gerçekten sinirden detone oldum. Çünkü golü bile, bakın iyi bakın. Golü bile şans eseri attık. Ya o kadar kötü oynadığımız bir karşılaşma ki, ama mücadele var işte. Burak kapacak. Golü resmen kendi yarattı abi. Golü resmen kendi yarattı. Helal olsun. Bakın pozisyon tekrarına bakacağız şimdi. Bakın arkadaşlar, pozisyon aynen şöyle gelişti. Burada ben topumu aldım. Ardından zar zor topu Sinan Gümüş'e oynadım. Sinan Gümüş ilerledi, ilerledi, ilerledi. Ardından geriden gelen Burak Kapacak'a oynadı. Burak Kapacak böyle ceza sahasına girdi. Şutunu, pardon, ortayı yaptı. Top geriye geldi. Oydu buydu derken golü attı. Helal olsun. Tebrikler. Şimdi aldık topu. Şimdi aldık. Bir dakika sakin. Yeni pozisyonumuz. Forvet'in solu. Sinan Gümüş. Bana asist yaz. Bana asist yaz. Olmadı maalesef. Korner. Yerden istedim topu. Oynamadılar. Top geri gelir mi? Bir dakika. Top geri geldi şimdi. Sol ayak. Sağ ayakla vurdu. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Muhammed Gümüşkaya efsane gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Muhammed Gümüşkaya efsane bir gol attı. Çok güzel bir gol Muhammed Gümüşkaya'dan. Gerçekten olağanüstü bir gol. Bu nasıl bir gol ya? Bu nasıl bir gol? Füze gitti, füze. Muhammed Gümüşkaya çok güzel bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-0 öndeyiz. Son dakikalarda bulduğumuz gollerle, yani zaten 2-0 öndeydik de 4-0'a çıkardık farkı. Şimdi topu istedim. Artık karşılaşmanın bitmesini bekliyoruz, öyle söyleyeyim size. Muhammed Gümüşkaya, Serdar Dursun'un önüne oynayacağım. Serdar Dursun o topu alamadı maalesef. Şimdi hızlıca atağa çıkmaya çalışıyoruz tekrar. Fakat faulü kazanıyoruz. Kırmızı kart da çıkacak. Kırmızı kart çıkıyor. Villarreal yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta da son dakikalarda kırmızı kart görmüştü. Sana yerden oynayacağım. Bir dakika bak. Bir dakika gitme. Bırak kapacak, bir yere gitme. Şuraya orta yapacağım, tamam. Hadi. 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 Neyse. Olmadı. Aldık topu şimdi. Bir dakika. İçeriye doğru girelim. İçeriye girdik. Yerden pasımı oynayacağım. Nereye gitti lan o top? 10.0 ile oynuyoruz. Efsane bir gol attık. Gerçekten müthiş bir gol attık. Şu an, yani Hatay karşılaşmasında attığımız gol gelmişti aklıma ama sanırım ondan da güzel bir goldü. Yani sizce hangi gol daha güzeldi, siz karar verin. Ama gerçekten efsane bir gol attık. Yani hem Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, hem de 30 metreden sanırım vardır o gol, yani o mesafe vardır. 9.5'e düştük ya, neden? Abi maç bitmeden şunu ona çıkaralım tekrar. Top alabilirsek yaparız da belki. Çok zor. Bu saatten sonra çok zor. Karşılaşma bitmek üzere. Lan kalecinin dışarıda ne işi var? Ben mi çıkardım acaba kaleciyi? Hiç farkında değilim. Galiba ben çıkardım ya. Hiç farkında değilim. Saçma sapan gol yedik. Neyse. Nazar boncuğu olsun artık bu da. 41 kere maşallah diyelim.
Toplamda 4-1'lik skorla turu geçiyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde. 9.4 ve maçın yıldızı seçiliyoruz. Tekrar maçın adamı seçiliyoruz. Acaba bir sonraki turda rakibimiz kim olacak? Bu arada şunu fark ettim. Bir önceki bölümde de daha doğrusu bir önceki maçta da Villarreal'ın topla oynama yüzdesi çok yüksekti. Bu arada acaba burada Fenerbahçe, bir dakika, burada şey yazıyor mu acaba? Hani güya şampiyon, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı falan gibilerinden. Neyse, bir şeyler yazmıyor zaten. Şampiyonluğa da henüz ulaşmadık diye biliyorum ben. Bir sonraki maç Hatay'a karşı, ardından da Trabzon'a karşı kupada karşılaşacağız. Trabzonspor büyük ihtimal intikam için çıkacaktır. Yani ligi bize kaptırdıkları için, ama yapacak bir şey yok. Futbolun içinde bu da var abi. Hatay Spor maçıyla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu karşılaşmayı kazandığımız takdirde hemen şöyle bir puan durumuna tekrar bakalım. Trabzonspor ne yaparsa yapsın şampiyonluğu garantiliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bunu güzel yapmışlar. Bu bir önceki FIFA serilerinde yoktu. Hemen şurada yazanı size özet geçeyim. Diyor ki Fenerbahçe sezon bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etmek için Hatayspor karşılaşmasına çıkacak yazıyor. Bu yani güzel bir şey. Bu gerçekten önceki bir şeyler de yoktu yani. 4-5 hafta önceden mesela şampiyonluğu garantiliyordunuz ama yazmıyordu böyle haberler. Şimdi böyle haberler var. Çok güzel yapmışlar. Tebrikler yani. Gerçekten gelişim var. Var abi, var. Gerçekten gelişme var yani.